Şöyle koyalım. Selam, ben Sultanoğlu. Kanalınıza hoş geldiniz. Selam, ben Sultanoğlu. Yeni bir videoyla yine birlikteyiz. Bu programımızda zincir bileme makinesinin arızasından bahsedeceğiz. Umarım beğeneceğiniz bir program olacaktır. Like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve yorumlarınızı yazmayı bizden esirgemeyin. Yazacağınız her yorum bize yol gösterici olacaktır. Buyurun, başlayalım. Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir programla yine karşınızdayız. Umarım faydalı oluruz. Bugün zincir bileme makinesinin arızasından bahsedeceğiz ve yapacağız inşallah. İlk önce arızasını gösterelim. Fişimize takıyoruz. Taktık. Gördüğünüz gibi devri düşük. Bu neden olur? Bu kolektörünün sarısından olur. Ha, o zaman bizim bugün yapacağımız şey bu zincir bileme makinesinin kolektörünün değişimi hakkında olacak. Tabii kolektörünün değişimi. Bunu yaptık mı? Burada Yani vidada burada dikkat bir etmesi kere gereken bir sorun var şu herhalde. azıcık şöyle arkaya doğru çekersek Vidaları söktükten sonra biraz geriye doğru çekmemiz tabii. gerekiyor. Evet. Kapağı rahat çıkartalım. Yoksa boşta dönecek, sanki çıkmıyormuş gibi olacak. Yok, çıkmıyor değil de şu yuvaya takılıyor, çıkmıyor. Açınca kolektörü de bir gösterelim seyircilerimize. Dağıtmadan açmaya çalışıyorum. Gördüğünüz kömürleri falan dağıttık da toplayacağız şimdi. Kolektör dediğimiz bu parça. Evet. Kolektör o. Orada şeysini görebilir miyiz? Çizimi Yok. falan var mı? Arızası sarımıyla alakalı olduğu için Orada elektronik ölçmemiz gerekiyor. ölçerek göstermemiz gerekir. O da şimdi insanlara teknik bilgi olarak sıkmayalım. Biz daha önceden ölçtüp biçtiğimiz için bunu direkt anlatıyoruz. Yoksa yeniden ölçmeyi göstermiyoruz. Bunu taktığımızda rahat hareket etmesi lazım. Yeni kolektörü mü taktın? İstersen Evet. onu bir gösteriver. Ne? Yeni kolektörü bir Kolektör mü? gösteriver. Bu eskisi bu idi. Tabii biz denedik, çalışıyor çalışmıyor diye. Yenisi bu. Bunu yine o çıkarttığımız yuvanın içine takıyoruz. Sargının arasına takıyoruz. Taktık. Sonradan geri parçaları montaj ediyoruz. Evet. Kömürleri böyle elektriksel aksamları değiştirirken dikkat edilmesi gereken bir husus da şu kabloları mümkün olduğu kadar muhafazanın içine koymaya çalışalım. Çünkü buraya üst taraflara geldiği zaman kapak kapanırken kapak yırtmasın. kapanırken deforme ediyor, kopuyor. Bu sefer yaptığımız iş de gözükmüyor, çalışmıyor makine. Muhafaza kapağını takıyoruz. Tabii muhafaza kapağını takıyoruz.
Tabi bu plastik parçaları matkapla sıkarken dikkatli sıkalım. Bu kullanıma hazır. Kullanırken de böyle şeyleri gözlüksüz kullanmıyoruz özellikle. Koruma gözlüğü olmadan evet, kesinlikle gözlüğü olmadan kullanmıyoruz. Kesinlikle kullanmıyoruz. Son denememizi de yapalım. Aradaki ilk ile ikinci arasındaki farkı görsünüz. Hem sesi değişti. Hem devre değişti. Hem de devre değişti. Şu anda makinamız kullanıma hazır. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Ayrılık vakti yine geldi çattı. Bir programın daha sonuna geldik. Bugünkü programımızda zincir bileme makinasının arızasından bahsettik. Umuyorum yararlanır ve beğenirsiniz. Lütfen kanalımıza abone olun, like atın ve yorumlarınızı bizden esirgemeyin. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Selam, ben Sultanoğlu.